Duresan, dinledin mi? Gülme gülme. Seni orada o... biliyorsun. Yani eğer doğruysa sen gül gül de. Bak sen yani 2016 yılında sen İstanbul'da mıydın, Ankara'da mıydın? Neredeydin? Silifke'de miydin? Neredeydin Duresan? İstanbul'daydım. Tamam sen İstanbul'dayken Ömer'in yanına gidip... Ben İstanbul'daydım. Yani sen İstanbul'dayken Ömer'in yanına birileri onu taşıyıp duruyormuş, taşıyıp duruyormuş. Yani Halil Bey'in dediğine göre. Demek... Evet demek ki taşıyorlarmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben neden güldüm biliyor musun? Neden güldün canım? Siz sarı giydiğiniz zaman çok atarlı oluyorsunuz da bugün de sarı giydiniz. Kıyafet bazen insanın duygularını etkileyebiliyor. Doğru söylüyorsun. Kırmızı da bazen öyle olabiliyor. Ama sarı giydiğimde olabilir. Belki beni böyle daha da sinir... Ama yani beni sinirlendiren Ömer Efendi. Yani bu sözleri. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Rukiye istediğin kadar sakla. Bir şekilde hesap verecek yani, merak etme yani. Orada da 15 gün kalacak bu arada. Sonrasında çıkacak. Çünkü bir darp yok. Ha dövdüysen Rukiye'yi... Onun hesabını da inşallah verirsin yok, yani. Yok falan yok. Kadın hakları madın hakları diyorsun ya. Gerçekten olacak iş değil. Annesine şimdi, şiddet uygulayan bir adam kadın evet, haklarını savunuyor. Gelelim Halil Bey'in evet yani. Gelelim Halil Bey'in Nur Sultan'ın babası olduğu ile ilgili iddiaya. Şimdi o dönemde biz hep genç baba sen misin sen misin diye bayağı senden şüphelendik Allah için. Ama ben hala Nur Sultan'ın sana çok önemli şeyler anlattığına inanıyorum. Evet. Senin de onları anlatmadığına inanıyorum. Nur Sultan'ı çok sevdiğin için çocuğu korumak adına söylemiyorsun ekranda. Ben onu görüyorum. Açık söyleyeyim yani. Ama Nur Sultan'ın şunu demiş, aralarında şöyle bir diyalog geçmiş. Rukiye oraya geldikten sonra Ömer'e bu kim deyince bu benim, Ömer de diyor ki bu benim dostum yani sevgilim, bundan sonra benim bir çocuğum var diyor. Çocuğum var diyor. Sonra da Rukiye de itirazı mı var, şüphen mi var diyor. Çocuk senin çocuğun diyor. Arkasından da diyor ki benim çocuğum bile biliyor. Bir genç babam var, bir yaşlı babam var diye biliyor. Sen bu meseleye ne diyorsun, olabilir mi? Sen böyle düşünüyor musun Duresan? Şimdi bu konuşmaları dinledikten sonra. Olabilir. Ömer baba olabilir diyorsun. Evet, çünkü bu konuşmalardan sonra artık yani bunu herkes olabilir der yani. Peki orada biraz Rukiye'nin beden dilini anlattı bak Halil Bey. Dedi ki Halil Bey, yani işte oraya gittiklerinde çay içiyor, bir tane çay içiyor Halil Bey. Arkasından Rukiye işte ayaklarıyla işte Ömer'in ayaklarına değiyor. İşte önce yanağından öpüyor falan içeri girdiğinde, böyle cilveleşiyor. Böyle midir, bunu mu yapar? Yani sen, yani sonuçta senin eşin çocuğun yani şu anda yani bilemiyorum. Cilveleşir mi? Böyle bir huyu var mıdır yabancıların başkalarının yanında? Gitsin de bir an önce onunla yalnız kalsın gibi. Ha? Evet var, evet. Ne yapıyor hiç... mesela? Bir anlat bakayım. Ya istemez ki misafirin yanına eve böyle geldiğini istemez ki. Gelince ne yapar mesela? Sana ne yapıyordu gelince? Ya her şeyden tantana yapar. Her şeyden bak yani. Hayır, tantana yapmasının nedeni şu mu? Yani mesela Halil Bey diyor ki Ömer'le bir an önce işte nasıl söyleyeyim? Yalnız kalmak için. Ha, yalnız kalmak, doğru kelime. Yalnız kalmaya çalışıyor. İşte onunla flörtleşmek istiyor. O sırada da işte oradaki misafirin gitmesini istiyor ki sevgilisiyle yalnız kalmak. Ben sadece evimden gitmiyordum hanımefendi. Ben sadece Silifke'den de gitmiyorum. Ben de ya bu Türkiye'yi terk etmek istiyordum ben ya, bu kadından artık gına geldi bana ya. Ya seninle flörtleşmediyse bu çocuk nasıl oldu yani? Allah'ını seversen. Şimdi tövbe estağfurullah şey, ya. Durasan bir türlü soruyu anlayamadı. Soruyu anlamadı. Sen anlasana, belki sen Silifkeli olarak iki Silifkeli bir anlaşırsınız. Hadi Durasan. Söyle. Durasan. Duyuyor musun beni? Evet. Şimdi Rukiye Omar'ın yanına varmış. Halil Bey varmış. Yani orası yani ayağıyla dürt. Baksın gitsin, biz yalnız kalalım. Sen eve geldiğinde bir misafir olduğunda, ki oluyor muydu bilmiyorum da, bir misafir olduğunda ya her türlü yapar bu kadın ya. Her türlü yapıyor. Flörtleşmedikleri için. Ya bir şey söyleyeyim mi? Seni sevmemiş bu kadın ya. Bunu şiddetli sevmiş. Şiddetli gerçekten. Evet, evet. Odunlu, bıçaklı, baltalı sevdi beni. Bir soru soracağım sana. Hakikaten çok kötü davranmış sana ya. Gerçekten. Ya tabii ya. Vallahi ucuz kurtulmuşsun. Bir şey söyleyeyim mi?
Yani enteresan yani. Şimdi bir şey soracağım. Bu Yılmaz Kılınç'ın oralarda define aranma meselesiyle ilgili hiç konuştunuz mu bu konuyu? Hiç bahseder miydi Rukiye hiç bu konudan? Define ya meselesi. Kesinlikle hiç bahsetmezdi Rukiye Hanım. Sen bilmiyorsun define meselesini. Dur tamam. Sana Rukiye günahını bile paylaşmamıştır. Buna adım gibi eminim. Çünkü Dur Hasan'ı... Kimliğine ihtiyacı varmış. Yok, öyle çocuğun ismini söylemeyeyim ya. Çocuğa da çok üzülüyorum yani. Neyse başkasından hamile kaldı ve ona bir baba bulması gerekiyordu. Dur Hasan'ı da o anlamda kullanmış olabilir. Şimdi Dur Hasan sen kullanılmış olduğunu hissediyor musun? Ben onu 2016 yılında İstanbul'a hani evi terk edip İstanbul'a gittiğimde ben onu böyle kafama dang diye böyle hissettim yani. Şimdi değil yani ben bunu. Neden? Nasıl hissettin? Onu söyle bana lütfen. Ya çocuğa hamile kaldı, artık her şey bitti, her şey koptu. Tamam dedi, bu kuyuya düştü, tamam kapattı kapağı. Artık o... Anlatabildim mi? En çok ihtiyaç duyduğunuzda ihtiyacınız yok, artık kuyunun ağzı kapandı yani, su yok. Şimdi ya. Tamam. Buyurun hocam. Yok estağfurullah. Dur Hasan, biraz önce dedin ya benim de şüphem var diye çocukla alakalı. Şimdi sen İstanbul'a gelmeden önce ne kadar? Bir ay bir arada kalmadınız mı siz Rukiye'yle? Evet. Bir ay kaldınız. Evet. Geldin 6 ay burada çalışsın. Evet. Döndün kaç ay sonra çocuk oldu? Doğdu? 1-2 ay sonra. Ha, o zaman Rukiye hamile kaldıktan sonra gitmiş diyor ya Dur Hasan. Hani 9 ayı tamamlamış oluyor Rukiye. Ya bilmiyoruz ki belki aynı gün gitti Ömer'le beraber neyse. Yani kaç aylık hamile olduğunu bilmiyoruz ki Dur Hasan buraya gelirken. Belki 3 aylık hamileydi. Evet. Kaç aylık hamileydi Dur Hasan sen buraya geldiğinde? Kaç aylık hamileydi? Deli şüphelerim var şimdi benim. Ya Dur Hasan şüpheni sen kendini içine sakla da. Sen İstanbul'a çalışmaya geldiğinde Rukiye kaç aylık hamileydi? Ya şimdi öyle kaç aylık hamile kadınlar bunu dönemi mi ne o? Vallahi Dur Hasan bir soru soruyorum. Vallahi beynine gidiyorsun. Sen İstanbul'a geldiğinde kadın kaç aylık hamileydi ya? Ben size şöyle söylüyorum bakın. Bu hamilelik dönemini kendisi anladığından itibaren benimle bütün irtibatı kesti, kopardı. Hamile olduğunu artık tamam ora kesti. Tamam da anlat, sen bakalım. İstanbul'a geldiğinde kaç aylıktı? Ben öyle hastaneye götürüp bilmem nereye götürüp hamile mi bu kadın şöyle mi böyle mi ben böyle bir şey yani o zaman ya Allah aşkına Dur Hasan boş ver onu kardeşim neden şüphelendin bana onu söyle evet. Kurban olayım ay terledim ya neden şüphelendin beraber olmadın da hamile mi kaldı ne oldu canım bak yürek sarı giydim sinirlendim yani Allah aşkına söyle kurban olayım ya. Neden şu bak o şu anda da Silifke'nin havası esiyor güzel güzel. Oo şimdi bana cevaplar mısın? Neden şüphelendin? Kurban olayım söyle ya. Söyle bakayım kurban olayım. Ya şimdi çocuğa hamile kaldığını fark etti bu tamam mı? Ben çocuğa hamile kaldım dedi. Sonra zaten her şeyi kopardı bu. Artık beni evde istemez oldu. Beni kapıdan içeriye almaz oldu. Ben fırınlarda yattım. Benim şimdi böyle bir 55-60 yaşlarında bir tane amcam var. Ben onun yanında kalıyordum. Artı sen anlamadın onu rahatsız et. Vallahi var ya. Ya beraber oldun mu olmadın mı kardeşim? Oldum ya biz olmaz olur muyuz? Yani evlendik diyorum yani böyle bir şey. Evlendin mi? Sen beraber evlendin beraberken o sırada acaba Ömer'in yanına gitti mi gitmedi mi? Her gün beraber miydin o sırada? Ablam ben fırıncı bir insanım. Ben gece saat 3'te işe giderdim. Tamam. Gittik araya. Gittik.